Merhaba gençler, kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir soru var. Diyor ki vücudun savunma sistemi ile ilgili diyor. Verilen aşağıdakiler hangisi? Spesifik, yani ne demek spesifik? Özgül. Yani bir şeye özgü demek. Özgül bağışıklık örneğidir diyor. Şimdi arkadaşlar biz bağışıklık sistemini özgül olmayan ve özgül olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Bakın, özgül olmayan bağışıklık. Özgül olmayan ne demek bu? Arkadaşlar standart, yani mikroorganizmalara karşı herkes aynı şekilde yürütülen savunma demek. Ama bir de ne var arkadaşlar? Mikroba özgü veya işte o hastalık etkenine özgü üretilen bağışıklık. Ona da ne diyoruz zaten? Özgül bağışıklık diyoruz. Yani spesifik bağışıklık diyoruz. Arkadaşlar savunmanın 3 tane hattı var. 2 tanesi özgül olmayan bağışıklığa giriyor. Nedir bunlar? Savunmanın arkadaşlar birinci hattı. Mesela derinin mikropları geçirmemesi. Yani bütün mikroplar için bu geçerli. Derinin mikropları geçirmemesi. İşte pH'in arkadaşlar asidik olması derinin. Bu nedir? Mikropların üremesini engelliyor. Dolayısıyla arkadaşlar nedir? Bu özgül olmayan bağışıklık. Savunmanın birinci hattı. Tükürük, gözyaşı gibi arkadaşlar sıvılarda mikrop öldürücü enzimlerin olması. Midenin asidik olması, bu da mikropları öldürücü özellikle. Safran arkadaşlar antimikrobiyal olması. Safranın antimikrobiyal olması. Dikkat ederseniz birinci hattaki etkenler mikropların kana karışmasını engelleyen faktörler diyebiliriz. Peki savunmanın ikinci hattına bakalım. Savunmanın ikinci hattı. Bu da nedir? Özgül olmayan bağışıklıktır. Mikroplar kana karıştı. Mesela ateşin yükselmesi. Arkadaşlar ne oluyor ateş yükseldiği zaman? İşte yükseliyor, düşüyor, yükseliyor, düşüyor derken bu şekilde mikropların arkadaşlar öldürülmesi sağlanıyor. Doku tamirini hızlandırıyor aynı zamanda. Aynı zamanda arkadaşlar fagositozu kolaylaştırıyor ateşin yükselmesi. Başka fagositik ak yuvarlar. Yani mikroplar arkadaşlar fagositozu da yok ediyor bu ak yuvarlar. Bir diğer arkadaşlar interferonlar, antimikrobiyal maddeler. İnterferonlar ne yapıyorlar bunlar arkadaşlar? Enfekte olan hücreler ne üretiyorlar? İnterferon dediğimiz kimyasal maddeler üreterek diğer hücreleri bağışıklı hale getiriyorlar. Bir diğerini doğal katil hücreler. Bunlar arkadaşlar fagositoz yapmıyorlar. Ürettikleri salgılarla ne yapıyorlar? Hücreleri filan yok ediyorlar diyebiliriz. Doku reddinde de arkadaşlar bunlar görev alıyor yine. Yani vücudumuza bir doku nakledildi, bunun reddedilmesi filan buna karşı yürütülen savunmayı da bunlar oluşturuyor diyebiliriz. Bir diğerine yangısal tepki arkadaşlar. Yangısal tepki. Nedir bu? İşte bir yerimiz arkadaşlar zedelendiği zaman orada damar geçirgenliği histamin sayesinde artırılıyor. Derken pıhtılaşma faktörleri, ondan sonra ak yuvarlar falan o yaralanan kısma hücum edip oradan arkadaşlar hem mikropların girişi engelleniyor hem de kanın pıhtılaşarak oradaki kan kaybı engellenmiş oluyor falan filan. Bunlar ne bakın? Savunmanın birinci ve ikinci hattı arkadaşlar. Özgül olmayan bağışıklık. Bunlar arkadaşlar standart. Diyelim hani bütün mikroplara uygulanıyor diyebilirsiniz. Peki özgül bağışık dediğimiz zaman birinci hatla diyelim ki yok edemedin. İkinci hatla yok edemedin. Vücudumuz ne diyor? Gel kardeşim diyor, ben sana özgü sadece seni öldürecek bir silah üreteyim diyor. İşte bu silahın adı ne arkadaşlar? Antikor değil mi? Antikorlarla kazanılan bağışıklık. Burada kimler görev alıyor? Lenfositler görev alıyor. Bellek hücreleri arkadaşlar görev alıyor. Bir mikrobun veya antijenin bilgisi arkadaşlar uzun yıllar hafızada saklanıyor bu hücreler sayesinde. İki çeşit lenfosit var biliyorsunuz arkadaşlar. B lenfosit, bir de T lenfosit var. B lenfosit arkadaşlar ne yapıyor? Antijene karşı antikor üretiyor. T lenfosit arkadaşlar antijenle doğrudan savaşıyor. İşte arkadaşlar sorularda antikor, lenfosit, B lenfosit, T lenfosit, bellek hücresi görürseniz anlayın ki bu belli bir antijene karşı değil mi üretilen özgül bağışıklık elemanı nedir? Antikor ifade ediyor. Şimdi bunu arayacağız. Özgül bağışıklık dediğine göre biz de antikor işte bunları arayacağız. Şu terimleri aramamız gerekiyor. Gözyaşı tükürük sıvısı nedir bu? Savunmanın birinci hattı bakın. Spesifik olmayan, yani özgül olmayan bağışıklık. Besleme yoluyla vücuda giren virüs ve bakterilerin mide asidi filan, mide bakın değil mi? Birinci hat.
Fagositik hücrelerin kana karışan mikroorganizmalar yutarak parçalaması. Bu da Sauman ikinci adlı bakın özgül olmayan bağışıklık. Doğal katil hücreler aynı şekilde bakın doku reddi, kanserleşmiş hücreleri de arkadaşlar bunlar mücadele ediyor. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? İkinci hat yani özgül olmayan bağışıklık. Arkadaşlar bakın ne diyor bize? Antikor diyor zaten. Bu antikor ifadesi olayı bitiriyor. Cevabımız Edirne olacak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.